Ceyhan. Yaklaşık 7 senedir yaylı tambur enstrümanını icra ediyorum. Yaylı tambur, tambur Cemil Bey'in icadı. Klasik Türk müziğinde icra edilen bir enstrüman olarak ortaya çıkıyor. Ardından bugünkü bildiğimiz bu yaylı tamburu Ercüment Batanay 1950'lerde yapıyor ve şu anda günümüzde de aslında en çok icra edilen form, şekil bu. Arkasındaki kapak açılabilir, kapanabilir bir kapak ki bu bize tamburun içindeki rezonansı arttıran bir kapak bu. Böyle bir avantaj sağlıyor. Çok enimli ve rezonansı bol bir enstrüman. Ben Hüseyin Fırat, enstrüman yapımcısıyım. Atölyemde 2008 yılından beri mızraklı tambur ve yaylı tambur yapmaktayım. Yaylı tambur özel bir sazdır. Yapım süresi uzundur. Çok zaman alan, çok meşakkatli, çok ağır işçilikli bir saz. Saz iki bölümden oluşmaktadır. Tekne ve sap. Önce kalıp yapılır. Kalıbın üzerine dilimler yapılıp tekne oluşturulur. Sonrasında üst kasnakları yapılıp derisi gerilir. Cilası yapılır en son. Sonra da tekne biter. Tekne ve sapımız bittikten sonra ayar vidasıyla birlikte ikisi birleştirilir. Sonra tel ayar yapıp reglaj ayarları yaptıktan sonra saz çalınmaya hazırdır. Teslim sırasında heyecanım başka. Çalacak kişi heyecanlanıyor ama ben daha çok heyecanlanıyorum. Çünkü ilk defa sesini duyuyorum, tonunu duyuyorum ve atölyemden huzurla çıkıp evime gidebiliyorum.